Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Vestel markasının basınçlı, çok amaçlı ziyafet denilen bir pişiricisini tanıtacağım sizlere. Bu ürünü yeni aldım. Hiç kutusunu bile açmadım. Yaklaşık 2-3 gündür evde bekliyor. E, açmayı bekliyorum. Şimdi birazdan kutu açılımını yapacağız bu ürünün. Baya büyük, baya ağır bir ürün. Ben bunu eee showroom'da denedim. Yani showroom'da gidip Vestel bayisinde görüntüledim, baktım, kurcaladım ve bu ürünü aldım. Şimdi şöyle kutuyu detaylıca size göstereyim. Şuralarda işte resimleri mevcut. Onun dışında e, şurada işte menüleri, neler pişirebileceğiniz vesaire yazıyor. Zaten ürünün 15 adet sanırım. Tam 15'ti. Pişirme programı var. Evet, 15'miş. İşte etinden buharda pişirmeye, pilava, yahniye, mantıya vesaire gibi menüleri var. 5.5 litre kapasitesi bulunuyor. 15 farklı pişirme modu, otomatik sıcak tutma ve led kontrol paneli bulunuyor. Onlar da şu üst kısımda detayları yazıyor. Şimdi ürünümüzün kutu açılımını yapmadan önce bu ürün ne işe yarar onu söyleyeyim öncelikle. Şöyle de çevireyim hatta böyle gözüksün. Bu ürün aslında Airfry gibi düşündüm ilk etapta. Ama düdüklü tencere mantığında bir ürün. Düdüklü tencerenin elektrikli versiyonu. İşte gecikmeli başlangıç oluyor. İstediğiniz zaman ayarlayıp mesela diyorsunuz ki 20 dakika sonra başlasın ve pişirsin. Ee, onun sonrasında ne bileyim işte zaman ayarı var mesela 20 dakikada et yapabiliyorsunuz, mantı yapabiliyorsunuz. Birçok modu var içerisinden kitapçığı çıkıyor ve bu kitapçığın içerisinde tarifler mevcut bu ürüne göre o tariflere göre işte şu bardağı var iki adet plastik e, içerisinden aparat çıkıyor kaşık şeklinde hepsini birazdan göreceğiz bu arada. Onlarla birlikte zaten bu ürünün resmi de burada gördüğünüz gibi. Burada LED paneli var şu gördüğünüz yerde. Altında menüleri var. İsterseniz manuel modda pişirme yapabiliyorsunuz. Aynı Airfryer gibi. Mesela Airfryer'da da pişirme modları oluyor ya. Onun manuel modu da bulunuyordu. Bunda da manuel mod var. Manuel modda istediğiniz yemeği, istediğiniz şekilde kaç dakika, kaç derece gibi ayarlamalarını yapıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu ürünü alacak varsa ben bunu böyle hani detaylı anlatacağım sizlere tüm özellikleriyle birlikte. Videomuz başlıyor. Kutu açılımına geçiyorum. Geldik kutu açılımına. bayağı ağır bir ürün ve bayağı da büyük. Bunu şovrumdan aldığım için böyle bir tutamaç yapıştırıyorlar. Taşımanız kolay oluyor. Onu hemen bir sökelim. Zaten kolay söküyor. 25 kiloya kadar da taşıyormuş. Gerçekten de taşıdı bu arada. Herhangi bir problem olmadı. Şimdi ürünümüzün hemen şuradan bir bantını yırtarak başlayalım. Ki ürüne de zarar vermemek için dikkatli açmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Burada dediğim gibi basınçlı pişirici tarifleri yazıyor. Bunların hepsine detaylı şekilde bakacağız. Mesela burada işte ürünün nasıl pişeceğini vesaire anlatan bir makale var. İşte bu şekilde nasıl pişireceğimizi gösteriyor bizlere. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Birazdan hepsine bakacağız. Burada gene hızlı kullanım kılavuzu. burada da gene tarif gibi kitap bulunuyor. Şimdi ürünümüz bu şekilde çıkıyor. Burada hemen bakalım. Bir adet güç kablosu. Bu bilgisayarlara takılan güç kablosu gibi normal prizli bir şekilde çıkıyor. Muhtemelen uzunluğu 1 metre falan olacak kablonun. Asıl bomba şeyimiz ürün. Güzel bir paketleme yapmışlar bayağı ağır ama. Ya bu tamamen düdüklü tencere mantığında bir ürün diyebilirim sizlere. Şimdi şöyle tutarak çıkartıyorum. Çok güzel bir ürün. Şimdi burası zaten buhar çıkartma yeri. Şimdi bunu ben bir size açayım. Şu an açıldı. İçinden çıkan aparatlara da bir bakalım. Adet evet, bu şekilde plastik kaşıkları bulunuyor. Birisi çorba kasesi hani çorba doldurmak için. Birisi de böyle düz bir kaşık. Bunları da buraya bırakıyoruz. Hepsini toplu bakacağız şimdi çıktığını. Bu bir ölçü kalıbı. Ölçü kalıbımız çıkıyor. Tuz muydu? Ya bir şeydi bu da. Bu da böyle bir ölçü kalıbı diyebilirim. İç haznesi böyle. Zaten iç hazneyi göstereyim hemen size şöyle de. İç haznemiz bu şekilde. Bayağı geniş 5,5 litre bir iç haznesi var. Gayet sağlam, gayet güzel. Burada zaten ölçülerimiz mevcut. Güzel çelikten bayağı sağlam bir ürüne benziyor. Bunu bu şekilde içerisine oturtturuyoruz. Diyelim ki ürünümüzü koyduk, karıştırdık. Hadi şöyle göstereyim, karıştırdık vesaire. Sonrasında ne oluyor? Bunu kapatıyoruz. Bak şimdi şöyle üçgen yer var. Direkt oturtturduğunuzda oturuyor ve bunu çevirdiğinizde mis gibi kilitlendi şu anda. Herhangi bir problem olmaz daha. Şimdi karşı kameraya geçmeden önce ürünü bir de bu şekilde göstermek istedim sizlere. Bu ürünümüz zaten Vestel markasının dediğim gibi gecikmeli başlatma. Burada istediğiniz zaman başlatma modunuz oluyor. Burası açma kapama yani sıcak tutma modu aslında. Bastığınızda bir yemeği yaptığınızda sıcak tutabiliyor. Basınç seviyesi buradan hepsi ayarlanabiliyor bu arada. İşte eksimiz var. Artımız bulunuyor manuel pişirme yaptığımızda kendiniz ayarlayabiliyorsunuz menülerini veya ayarlı kısımlarını. Et menüsü, baget, sebze yani bütün hepsi mevcut zaten okuyorsunuz. Şimdi üst kısmı da şöyle. Şöyle çevirdiğinizde kilidi açılıyor ve bakın şurada gördüğünüz gibi sanki böyle yer yuvaları var zaten bunu oturtturduğunuzda çeviriyorsunuz ve bu şekilde yapıyor. Şimdi şuradaki tuşa bir basmak istiyorum. Evet menüsü açıldı. Şimdi menüler arasında da geçişi şuradan yapabiliyorsunuz. ...basıyorum tekrar. Menüyü bir kere bastıktan sonra... ...artı veya eksiyle geri gidip... ...ileri gidebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki mesela baget bölümü... ...işte 3 sebze bölümü... ...bunları ayarlayabiliyorsunuz. Veya buradan manuel pişirmeyi seçebilirsiniz. Bunu açtığınızda sıcak tutma açılıyor. Normalde şu an açık ve... hani ...sıcak tutmada kalıyor ürün. Yani açıkken. Burası power tuşu. Yani on-off tuşu. Ve bu şekilde kalıyor... Kablomuz bu şekilde. Yan kısma giriyor bilgisayar, power supply kabloları gibi e, güç kablomuz. Onun dışında şık bir ürün. Üzerinde zaten bu şekilde amblemler bulunuyor. Burası açık kısmı, burası kilitli kısmı. Biraz tozlanmış bu arada. Belki benden de gelmiş olabilir. Hemen şöyle aparatlarını göstereyim. Bu ölçü kabımız dediğim gibi. Orba kaşığımız. Bu da normal kaşığımız. Bunlarla birlikte yapabiliyorsunuz. Şunu dediğim gibi tam çözemedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazsın lütfen. Ekstra burada e, bu şekilde kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Onun dışında bu şekilde Vestel'in bir adet gene hani kullanım kılavuzu gibi bir ürünü çıkıyor. Ve burada çok güzel yapmışlar bu arada yemek kitabı gibi diyebilirim bu ürüne. Böyle pişirme modlarını hepsini burada görebileceğiniz şekilde bölüm yapmışlar. Ve burada hepsi yazıyor. Mesela işte ayvalı kuzu diyor. Sayfaların hepsinde tarifler mevcut ve gerçekten... Kitapçığın hissiyatı çok güzel diyebilirim sizlere. Gayet hani güzel bir ürüne benziyor. Kullanmadım ama kullanan YouTube'dan e, gördüğüm kişiler var. Şimdi bunu bir kapatalım hemen ürünümüzü ve ben size geçeyim ürünü anlatayım. Umarım tellerim şu anda gözüküyordur emek veriyoruz bu kadar karşılığını alırız diye umuyorum. Şimdi ürünümüzün kutusunu açtık. Ben size şimdi birazdan bilgilendirmeleri paylaşacağım. Ürünümüz güzel. Dış plastiği olsun, iç aksamı olsun ve elektronik kısmı olsun gerçekten kaliteli. Hani onu söyleyebilirim ki Vestel ürünü zaten. Hepimiz bu markayı senelerdir biliyoruz. Ürünün benim tek değişik olan kısmı şu şarj kablosu oldu. Bilgisayarlara hep takılan alt kısımdaki şarj kablosu diyorum güç kablosu bu. Çok değişik oldu. Yani şunun kilitli olması güzel ses yapıyor. İşte hani burada direkt yuvasını otutturduğunuzda şu an tersimde kaldı ama şöyle oturtturayım çilikleyebiliyorsunuz tekrardan. Ses veriyor işte açılırken ve kapanırken. Şimdi detay özelliklerini hepsini anlatacağım sizlere. Zaten siz detay çekimlerini görüyor olacaksınız. 5,5 litre sıcak tutma özelliği bulunuyor. Kaymaz bir tavanı bulunuyor alt kısımda. Yani yer, bir yere koyduğunuzda fayansa veyahut da e, zemindeki bir mermere kaydırmaz. İçi teflonmuş onun dışında zaman ayarlanabiliyor. Zaten bunu söylemiştim. Ölçü kabı kontrol paneli dokunmatik dijital bir ekrana sahip. 1000 watt'ta güç değeri var. 1000 watt olması güzel. Çok fazla elektrik tüketimi yapmadan güzel yemekler yapıp güzel yemekler pişirebileceğiniz bir ürün öyle söyleyebilirim sizlere. Çünkü genelde bunun muadilleri airfryer'lar vesaire onlar genelde 2000 watt, 2500 watt oluyor. Ve bu da 20 dakika, 30 dakikalık bir yemek pişirme süresinde bir elektriğin artmasını sağlatıyor. Yani maddi açıdan söyleyebilirim. Bunun en azından 1000 watt olması o açıdan güzel. Zaten kapalı düdüklü tencere modunda olacağı için kısa sürede ya da uzun sürede olsa çok fazla elektrik yakacağını düşünmediğim bir ürün. 9 aşamalı güvenlik önlemi var zaten üründe. Tarif kitabını gösterdim. Otomatik temizleme var bu üründe. Manuel pişirme modumuz ve 5 farklı pişirme modumuz bulunuyor. Renk dark inox olarak geçiyor bu ürünün. Ee, ürün ölçüsü de 32 santim, 36 santim ve 33 santim. Zaten yuvarlak olduğu için problem olmuyor. Genelde Ürünümüzün 2 yıl garantisi bulunuyor ve 2 yıl olmasının da güzel bir avantajı var aslında sonuçta her ürünümüz 2 yıl ama bilindik bir marka olduğundan dolayı ürünlerinin arkasında durduğunu biliyorum Vestel'in o yüzden bu ürünün de yarın bir gün bozulmaya karşı bir Problem yaşattığında, yetkili servislerine gittiğinizde a kullanıcı hatasıymış diyeceklerini düşünmüyorum. Çünkü zaten ürünün kalitesi, fiyatına göre fiyat performans ürünü olması güzel. Ben bu ürünü kendime almadım. Ee, doğum günü hediyesini anneme aldım. Bakalım kullanıp bir şeyler yapacağını söylüyor. Şimdi ürünün size detay kısmında şurayı göstermek istiyorum. Şurada bir çıkış bulunuyor. Burası... Ee, buharın çıktığı yer ve buhar tamamen çıkmadan ürün kendini açmıyor. Ekstra yanında şurada bulunan boşluktaki yerde ürünün emniyeti gibi bir şey. Orada bir şey yukarı çıkıyor ve buhar tamamen boşaldıktan sonra aşağı iniyor ve emniyetini yani kapağını açabiliyorsunuz o şekilde. Ben bu videoya bunun kutu açılımını ve böyle detaylı bir şekilde anlatım olarak ekleyeceğim. Yemek pişirmeyi eklemeyeceğim. Onunla ilgili yoruma yazarsanız bir işte pişirme göster örnek göster. Bunu da bir iki gün içerisinde kurcalayıp yemek kitapçığını çözdükten sonraki şöyle bir ürün gerçekten güzel. Yani hani harbiden böyle bir dergi okuyormuşsunuz gibi bir hissiyat var kalite olarak. Yani çok yüksek de bir meblağ değil bu tarz ürünler için aslında şu anda günümüz şartlarında. Ve baskıları, yazı tipleri hepsi güzel olmuş. Şimdi şey diyebilirsiniz, ürün sponsorlu yok sponsorlu değil. Gidip kendim cebimden çıkartıp kredi kartımla çektirdim. Taksitle aldığım bir ürün. Sadece YouTube'da izledim birkaç videosunu ve biraz araştırarak ee, düşündüm bu ürünü. Annem de çok istiyordu zaten alalım alalım diye. Aldık böyle bir ürün bakalım nasıl kullanacak, ne nasıl yemekler yapacak göreceğiz. Evine gittiğim zaman birkaç tane yemek yaparsa bununla bana yerim. Eğer ki dediğim gibi video içerisinde de bu ürünü çekmemi isterseniz yorumlara yazın. İkinci bir video olarak çekeyim en azından kanala da abone olun ki bildirim gelsin. ben çekmeyi düşünüyorum ama sizin de bir yorumunuzu almak isterim çek veya çekme diye. Ürünlerde tabi malzeme kalitesi çok farklı böyle çok ahım şahım bir şey değil. Plastik bir ürün zaten hepsi. Hani bunlar ama içinden çıkması da ayrı bir hani güzellik baktığınızda gördüğünüz gibi. Sonuçta bunlarla yapılabiliyor bir şeyler. Sadece şunu merak ediyordum. Şimdi burada iki tane kullanım kılavuzu var. Çok araştırma hani bunları iç kısmını araştırma fırsatım olmadı. Burada işte tutamaçı vesaire bu kullanım kılavuzunda nasıl açılacağını nasıl edileceğini gösteriyor açıkçası. Onun dışında buradaki kullanım kılavuzuna bakıyorum. Burada da detaylı bir şekilde nasıl açıldı, nasıl kapandı, temizlik konuları vesaire bunları anlatıyor zaten iç kısmında resimli olarak. Şimdi bu ürün genelde bir internet sitesinde 600'e yakın bir kullanıcı yorumu almış ve baktığımda sanırım 10 tanesi falan böyle kötü bir yorumdu. Geri kalan 690-680 tanesi iyi yorumdu ve herkes şunu yazmış. Ürünü çeyizime indirimdeyken aldım demiş. Muhtemelen herkes bunu tutacak elinde ve çeyizinde kullanacak. Bunun mantığı şöyle benim anladığım kadarıyla. Eğer benden daha iyi bilen varsa ya da hani fikir alışverişi yapalım. Bu normal düdüklü tenceremiz, ocakta pişen düdüklü tenceremizin elektrikli versiyonu. Artık her şey elektrikli ve otomasyonlu. İşte menüsünü buradan seçiyorsunuz vesaire ayarlarını yapıyorsunuz. Gene ürünü sen alıyorsun böyle kaşığı içerisine döküyorsun, karıştırıyorsun. Bu sonrasında otomatik pişirme yapıyor. Atıyorum işte Ürünün baharatını attın, pul biberini attın, sarımsağını attın, etini attın, kaşladın içinde bir karıştırdın. İşte sonra 20 dakikalık moda alıyorsun. Kendisi pişiriyor. Benim gördüğüm, benim anladığım bu. Tabii ki de farklı özellikleri de var. İşte sos yapma özelliği bile var. Ee, onun dışında zaten birçok çeşit yemeği yapabiliyorsunuz. Genelde günümüz şartlarında hep şu yemekler yeniyor ve bunlar da zaten yeterli bir yemek kapasitesine sahip. Ürünün yapabildiği yemekler de güzel. Ha, belki şu da var. Manuel modda kendiniz artık bir tarif üretirseniz bunda kendi de yapacağını düşünüyorum. Yani yapıp da bununla birlikte devam ettirebilirsiniz kendi tariflerinizi. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yarar bir video olmuştur. Dilimin döndüğü kadar size ürünü anlatmaya çalıştım. Ürün gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Eğer dediğim gibi yorum gelirse videosunu çekip yemek test videolarını da yaparız. Yani yemek tarifleri nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Güzel detaylı çift kameradan size çekimde yaparım yemekle ilgili. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.